Mukaddes Hanım şimdi aldı Murat'ı. Şimdi çıktılar da. Cebinden arayın isterseniz. Tamam. Tamam. Almış mı? Şimdi nereye götürüyor oğlumu? Abi tamam, sakin ol. Ver şunu bana. Ara. Ara söyle gitmesin. Fatmagül istersen abi konuşsun. Ben konuşacağım. Ara dönsün eve. Kasabaya mı gideceğiz? Hayır, buradayız. Nereye ama söyle. Şşt. Sürpriz sürpriz. Çalıyor mu? Kim? Hiç kimse. Açmıyor mu? Duymuyordur belki, bir daha ara. Köprüden de geçecek miyiz? Ha? Bir sus Allah aşkına Murat, bir sus. Ama söyle. Hayır. Ya. Duymuyor mu? Açmıyor abi, konuşmak istemiyor. Ver bana, ben arayacağım. Çağrı reddetti, duyuyor ama açmıyor. Abi hadi eve gidelim. Kapatmış. Kapatmış. Abicim hadi. Mukaddes. Mukaddes. Götürme Murat'ı. Abicim. Evet on, götürme. Abi tamam, ver. Abi hadi eve gidelim. Eve gidince tekrar ararız. Gel. Ben de bir kapıdan restorana uğrayayım. Haysiyetsiz. Bir de bana utanmadan hesap soruyor. Sen o kıza layık mısın bir kere? Olayların üstünü örttükçe bu adam kendini şaşırdı. Elini öpecekmişim. Ulan sen benim elimi öp asıl hayvan herif. Senin için yaptıklarından sonra hayatım boyunca müteşekkir olman lazım bana. Tamam Münir. Kim bilir kıza neler dedi enişte. Bundan sonra ne yapacağı belli değil bu gerizekalı. Mertem. Alo canım. Bak bu da o takımın galiba. Ha, ver onu Selim da akşam babanlara söyledin mi? Unuttum. Aşk olsun. Hadi söyle hemen. Unutmuş değil mi? Baba, Meltem yemek yapıyor. Akşam bizdeyiz. Sen de dayan. Geliriz. Tamam dediler. Hah, harika. Sen babanla konuştun mu? Sabah gelmiş. Annem de akşam üzeri direkt buraya gelecek. Tamam. Biz bize miyiz? Meltem, şey söyleme istersen ya yengeme. Neden? Bunlar da yıkansın, öyle koyalım. Olur mu? Söyledin değil mi? Aha. Geçmiş olsun. Sağ olsunlar Perihan anne ile İlmiye yenge de bana paketleri açmamda yardımcı oluyorlar. Akşam ailecek olacağız yani. Erdoğan da gelecek. Erdoğan da evde. Ben gelmiyorum. Ya saçmalama canım, olur mu öyle şey? Ya, tamam tamam. Geliyoruz da dayımın bir işi var herhalde. Geliyor, geliyor. Ya, neyse haberleşiriz akşam ya. Niye söylemese miydim? Yok yok, biz bize miyiz diye sordular. Tamam, mesele yok. İyi, geç kalmayın. Tamam. Selam söyle. Hadi bay bay. Gaye'yi sor. Gaye aramış mı? Meltem, Gaye ile konuştun mu bugün? Aradım çağırmak için ama yarın Milano'ya dönüyormuş. O yüzden dışarıda alışveriş yapıyordu. Gelemeyecek. Tamam canım, hadi görüşürüz. Ne dedi? Gelmiyor. Yarın Milano'ya dönüyormuş. Kız kaçıyor ya. Canım, Meltem'e bir şey anlatmamış belli ki. Ya Erdoğan'ı niye çağırıyor? Ne bilsin, ilk yemeğimizi veriyoruz. Ailece olalım diye konuşmuştuk öyle. Turan Erbeylerin yanında bir tatsızlık olur şimdi, ben gelmeyeyim. Canım o çekilsin senden, ya o gelmesin. Ve ayrıca gelirse de onların yanında bir durum belli edecek kadar aptal değil. Ki gelmez zaten.
Bence hiç kaçırmaz. Herkesten önce o düşer. Görün bakın. Al bunları kızım. Bana ne imzalatacaksınız bugün imzalatın, tamam mı? Yani eksik hiçbir şey kalmasın. Ayrıca finansçılar önümüzdeki hafta benim burada olmadığımı biliyorlar değil mi? Söyledim efendim. Ne var İsmail? Efendim bir durum var da. Tamam Zehra. Gel. Ne oldu? Ben odamdayım işte. Münir Bey siz de duyun isterseniz. Mustafa yaralanmış. Ne? Kaza mı geçirmiş? Bilmiyorum efendim ama öyle değil galiba. Sabah işe gelmedi. Ben de bir telefon açtım, soracak şeyler vardı. Babası çıktı, kazadan falan bahsetmedi. Durum farklı yani. Ne biliyorsun? Babası sorduğum sorulara kaçamak cevaplar veriyor. Kem küm ediyor yani. Ondan. Ne oldu acaba? Münir bir ara istersen. Şimdi konuştum. Babası çıkıyor telefona. Yoğun bakımdaymış Mustafa. Dün akşam da ameliyatı almışlar. Kötü yani. Allah Allah. Ben gidip bir bakayım bari. Tamam. Tamam İsmail, sağ ol. Geleyim ben de. Gerek yok. Dayın gitsin gelsin. Ayrıca oraya gidince beni de ara. Hastane masraflarını onlar ödetmeyelim. Yani ilgilenmiş olalım. Tamam. Biri bayram edecek. Ya duydunuz mu amca? Duyduk. Pek üzüldük. Ağırmış durumu. Hadi inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.